Bu yıl İDEF'te öne çıkan ürünlerin başında makine kimyanın geliştirdiği uça geliyor. Gerçekten çok farklı bir sistem. İlhami Bey'e soracağız. İlhami Bey, gerçekten pek fazla hayal edilemeyen bir silah mı? Biraz detay alalım sizden. Şimdi burada gerçekten oyun değiştirici bir konsept yakaladık. Olay da şu. Şimdi bu böyle bir sistem, müthiş caydırıcılığı olan bir sistem. Çünkü 30 bin 40 bin fitlerden 0.8, 1 mah, 1.2 mah gibi süratlerle bırakıldığı zaman çok uzak mesafelere gidebilen bir dip mayını, kanatlı güdüm kitiyle bir dip mayını ve bu mayın, yani aslında Mach 84 geometrisine sahip olan bu mayın aynı zamanda radar absorban kaplı olduğu için radar tarafından tespit imkanı yok. Suya girdikten sonra da sonarlar tarafından tespit imkanı yok. Çünkü akustik absorban da var üzerinde. Dolayısıyla ne zaman atıldığı belli değil, nereye düştüğü belli değil ve akıllı bir mayın. Dolayısıyla yani tehdit oluşturduğu şeye karşı, yani tehdit oluşturduğu limanlara, sığ geçiş noktalarına vesaire karşı çok büyük çarpan etkisi olabilecek. Yani caydırıcılık çarpan etkisi çok yüksek bir üründen bahsediyoruz. Çünkü bu atıldıktan sonra havada radarlar tespit edemeyecek, denizde sonarlar tespit edemeyecek ama akıllı bir mayın aşağıda uyuyor olacak. Dolayısıyla üzerinden bir deniz aracı, bir gemi geçtiği zaman o gemi için korkunç bir tehdit. Böyle bir tehdidin varlığı da büyük bir tedirginlik. Yani düşman ülkelerin denizaltıları, gemileri Türkiye bu ürüne sahip olacak. Aman dikkat, bu bölgeler artık çok daha tehlikeli diyebileceğiz herhalde. Evet, yani çok uzak mesafelere atılabileceği için, yani bu 70 kilometreden 70 mile diyebiliriz belki, ki 70'i kullanabiliriz. Uzak mesafelere gönderilebileceği için oralarda oluşturacağı, yani onu fırlatan hava platformunu riske sokmadan, alçak irtifa ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin riskine sokmadan uzak mesafelerden bunlar gönderilebilir ve bunlara karşı herhangi bir hava savunma sistemiyle de tedbir alma imkanı yok. Çünkü denizde herhangi bir yerlere atıyorsunuz bunları ve tespit imkanı yok. Benim son zamanlarda Türk savunma sanayi, sizin çok güzel perspektif bakışınız var bununla ilgili. Bakıyoruz işte, bir tarafta Koç savunma, bir tarafta makine kimya gibi yeniden artık böyle küllerinden doğuyor, çıkıyor. Birçok savunma şirketi bir araya gelip kendi teknolojik gelişmiş konularını ön plana çıkartarak yeni yeni ürünler. Aslında da bunun bir örneği desek. Bu yol haritası nereye doğru gider? Çünkü siz bir yeri açtığınız zaman bir dosyayı, ben eminim bunun arkasına farklı ürünler, farklı sistemler gelecek diye hissediyorum. Şimdi tabii bir saha geçmişinden geliyorum. Sahada yeteneklerin konsolidasyonu üzerine inşa edilmiş bir sistem. Dolayısıyla burada da firmaların değişik yeteneklerinin ürünler üzerinde toplanması ve buralardan gerçekten böyle challenge işler çıkması. Bu anlamda Türk savunma sanayinin ekosistemi çok zengin. Ürün çeşitliği itibariyle bu şekildeki yaratıcı konseptler geliştirebilme potansiyeli itibariyle ve işbirlikleriyle bir şeyler ortaya koyabilme itibariyle çok zengin. Yani eğer biz gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsak, unumuz, şekerimiz, bilmem yağımız, her şeyimiz var. Yeter ki derdimiz helva yemek, helva yapmak olsun. Bu çok mümkün. Artık aşçıların da yaklaşımı, tecrübesi, yeteneğinin de bir araya geliyor. Artık helva değil, çok farklı ürünler çıkıyor. Biz sadece kullanıcıya soruyoruz. Cevizli helva mı istersiniz, fıstıklı helva mı istersiniz? Ona göre ürünler çıkıyor. İlhan Bey, size İDEF'te kolay gelsin. Çok fazla yabancı misafir ülkelerin delegeleri geliyorlar, dolaşıyorlar. Size bol ihracatlı iyi bir fuar diliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.